Bismillahirrahmanirrahim. Babu fardiz zekati fil ibilis saime fima zade ala işrine ve mi'e. Bu babda develerin sayısı 120 olduktan sonra zekat nasıl verilecek? 120'ye kadar ihtilaf yok ulema arasında. Fakat 120'den sonra ne şekilde verilecek? Bunda ihtilaf var. O ihtilafı beyan edecek. 120'ye kadar zekat şöyle verilir. 5 devede 1 koyun. 10 deve olursa 2 koyun. 15 deve olursa 3 koyun. 20 deve olursa 4 koyun. 25 deve olursa daha koyun yok. O vakitte deve cinsinden verecek binti makab. 2 yaşına girmiş bir deve yavrusu verecek. 35'e kadar. 36 oldu mu binti lebun verecek. Binti lebun 3 yaşına girmiş bir deve yavrusu. 36'dan 45'e kadar. 46 dedi mi o 50 sayılır. 50'ye kadar hekka verecek. Hekka 4 yaşına girmiş bir deve yavrusu ki artık onun erkek bir deve ile birleşme zamanı gelmiş, artık deve olacak o. Ona hekka derler. Artık o istifade edilecek. Nesli törenmesi mümkün. Hekka. Ondan sonra 60 olursa 60 olursa 2.30 olduğunda 2 tane binti lebun verecek. Daha 75'e kadar. 70 oldu değil mi? Bir hekka bir binti lebun verecek. 90'a kadar. 91 oldu mu 2 hekka verecek. 120'ye kadar. 2 hekka. 120 oldu mu ihtilaf buradan başlıyor. Şimdi onu beyan edeceğim. Haddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Yezid ibn Harun. قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز وقتك خليفة أولدي أرسل إلى المدينة مدينه gönderdi يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه adam gönderdi ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم'in kitabını araya. Kime kitabını? İlâ Emr-i İbni Hazm'in Fissadefat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emr-i İbni Hazm'e bir kitap yazmıştı, mektup yazmıştı ki sedekeyi şu şekilde al develer hakkında. Bu kitabı git, ara, bul. Kimde bulacak? Emr-i İbni Hazm'in vereselerinde bulacak. Ve kitab-ı Ömer. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kitabı var. Kendi amillerine göndermiş olduğu kitabı. Bir de onu bul getir bakalım. Develer 120'den fazla olursa ne türlü zekat alınacak ondan? O mektuplardan hüküm çıkaracak. Fevecede inde Ali Amr ibn Hazm. O giden adam Amr ibn Hazm'in evinde onun çocukların yanında buldu. Kitab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in yazdığını kime? İlâ Amr ibn Hazm'in fissadakat. Sedekeler hakkında Amr ibn Hazm'e yazmış olduğu mektubu buldu. Ve vecede inde Ali Ömer. Hazreti Ömer'in çocukları yanında da buldu. Kitab-ı Ömer, Hazreti Ömer'in kitabını yazmış olduğu mektubu fissadakat, sedekeler hakkında. İkisini de buldu. Misle kitab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisi aynen biriydi. Yani Hazreti Ömer'in yanında bulunan mektup Peygamber Efendimiz'in mektubunun misliydi. Fenusika, her ikisi de neshedildiler. Yani her ikisinde nüshelerini o adam aldı. İkisinde suretini aldı. Haddeseni Amr'un Ravi Amr diyor ki أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في زينك الكتابي. O mektupları bulduktan sonra onlara dedi ki bu iki mektubun suretlerini nesvedin, yazın, verin. Ömer bin Abdülaziz istiyor, ona götüreceğim dedi. فَنُسِخَ لَهُ فَيُنْسَخُ demiş o yanlış.
فَنُسِخَ لَهُ Onun için nesk ettiler. Onun de. Yani onun her iki suretinde aldılar. مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ O kitapta olanın yazısı ne şekildeyse, yani o mektupların kendisini almadılar. Kendilerini vermediler. Fakat onların suretleri alındı. فَكَانَ مِمَّا فِي ذَٰلِكَ الْكِتَابِ İşte o kitapta olan hükümlerden idi. اَنَّ الْاِبِلَ اِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ Eğer develer 90 üzerine ziyade olursa, ne ziyade olursa, vahidetun, bir tane ziyade olursa, çünkü 90'a kadar 2 hekte, ama bir tane ziyade olursa, 90, bir olursa, fefiha hekketan, onda 2 hekte vardır. 4 yaşına girmiş, 2 dişi deve verecek. Öyle hekketan ki, terugatel fahli, erkek deveyle birleşmiş, fark olunmuş. Yani o erkek deve ona çekilmiş. Ki yani hamile kalmış. İlâ en yebluğa işriğine ve miye 120'ye kadar. 91 dediğini 120'ye kadar 2 hükme. Evet. Şimdi ondan sonrası esas ihtilaf ondan sonra. Yurt o kitapta yazılıydı ki feyza belagatil iblu işriğine ve miye. Develer 120'ye bal oldu mu? Feleyse fîmâ zâde minhâ 120'den ziyade olanda olmadı. Dûnel aşri ondan aşağı. 21, 121, 122 ta 129'a kadar. Bunda olmadı. Şeyün bir şey olmadı. Demek ki 120'de 2 hekka, 125'te gene 2 hekka, 129'da gene 2 hekka. Bir şey ziyade yok. فَإِذَا بَلَغَتْ سَلَاس۪ينَ وَمِيَا 130 oldu mi? 122 hekkaydı, şimdi 10'da ziyade oldu. 9 ziyade olursa zarar yoktu. 10'da ziyade olduğu gibi bunda var. Bunda ne olacak? فَف۪يهَا işte o ziyade de vardır. بِنْ تَالَبُونٍ وَحِكَّ Vakıfta 2 hekka değil de 2 tane binti lebun verecek. Bir de hekka verecek. 130 oldu mi? Binti Lebuni 3 yaşına girmiş. 2 dişi deve verecek. Bir de 4 yaşına girmiş. Bir dişi deve verecek. 2 binti Lebun bir de hikta. İlâ en tebluğa erbe'ine ve miye 140'a varıncaya kadar. Feizâ kânet erbe'ine ve miye 140'a vardı mı? Fefîhâ hikketân ve bnete lebun. Fefîhâ hikketân ve bnete lebun. 2 hikta bir de binti Lebun verecek. 2 hekka 120'ye karşılık veriyor. 150 orada bir 30 var, ona da bir binti lebun veriyor. 2 hekka bir binti lebun. İlâ en tebluğa 50 ve 100. 150'ye varıncaya kadar. Ve izâ kânet 50 ve 100. Develer 100 oldu, 150 oldu mi? Fefîhâ 3 hekkâk. 3 hekka verilecek. Sümme ücriyel ferîzetü kezâlik. Sonra farz böylece icra olunur. Hatta yebluğa selâsemiye 300'e varıncaya kadar böyle gider. Feizâ belagat selâsemiye 300'e vardı mı? Fefîhâ 300'de olucudur. Min külli hamsîne hekkatun her bir 50'de bir hekka olucudur. Fefî külli hamsîne hekkatun her bir 50'de bir hekka vardır. Ve min kulli erba'ine bintü lebun. Her bir kırkta da bir bintü lebun vardır. Hesap edilir. 50'ye teksim olduysa hekka. Yok arada bir kırk kalırsa bintü lebun. Böylece gider. Şimdi kavlun birisi bu. Kâle Ebu Cefer İmam-ı Tehavi buyurdular ki fezehebe ilâ hâzel haddîs kavmun fekâlu bihi. Ulemadan bir kısmı buna sahip oldular ve böyle hükmettiler. Şimdi bu ihtilafta 3 kavul var. Birinci kavul bu. Yani yalnız bu arada ders bulamadan dünkü ibarede kitapta bir yanlışlık var. Sahife 372'de dün bir ibare okuduk dersin sonunda doğru. Orada iki mühim yanlış var. Onları yazın. Sondan 6. satır. Buldunuz mu?
فَخَرَجَ بِذَٰلِكَ Daha 6. 7. 8. dur. Daha yukarı çık. فَرَأَيْنَ السَّدَقَةَ لَا تَقْلُوا مِنَ حَدِ وَچِينَ Buldunuz mu kitapta? Ondan sonra diyor ki فَرَأَيْنَ السَّدَقَةَ لَا تَقْلُوا مِنَ حَدِ وَچِينَ اِمَّا أَنْ تَكُونَ حَرَامًا لَا تَحِلُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ اِلَيْهَا اَوْ تَكُونُ تَحِلُّ لَهُ اَنْ يَمْلِكَ مِقْدَارًا مِنَ الْمَالِ فَتَحْرُمْ عَلَى مَالِكَ Burada bir yanlışlık var. اِمَّا أَنْ تَكُونَ حَرَامًا لَا تَحِلُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ اِلَّا Oraya bir illa koyun. اِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ O illa noksan ki manayı bozuyor. İlla inde darurati deyha. İkincisi ev tekunu tehillu lehu en yemlike miktaren minel mal az orayı kapat. Fî zâlike âharûn. Ölemadan diğer bir kısmı bu birinci kavle muhalefet ettiler. Dediler ki yok 120'den sonra develerin zekatı o şekilde değil. Başka bir şekilde. Fakalu dediler ki مَا زَادَ عَلَى الْاِشْرِينَ وَالْمِئَ 120'nin üzerine ziyade oldu mi? فَف۪ي كُلِّ 50 حِكَّ Her bir 50'de bir hikka vardır. وَف۪ي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُ Her bir burada bir bint lebu vardır. Bu şekilde hesap edilir. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ Bunun tefsiri nasıl? اَنَّهُ لَوْ زَادَتِ الْاِبُلُ بَع۪يرًا وَاحِدًا Bir deve ziyade olsa Ala eşine ve miye 120'den fazla bir deve bulunsa 120'de o iki hekte. 120 bir oldu. Bir deve ziyade olursa vecebe bi ziyadeti hadel be'ir o bir devenin ziyadesi sebebiyle vacip olur. Hükmün sa'nin ikinci bir hüküm. Gayru hükmün eşine ve miye 120'nin hükmünün gayrısı olur. Şimdi birinci kavlde dedi ki 120'den 129'a kadar hiç değişmez. Bu diyor ki hayır değişir. 121 oldu mu değişir. Ötekiler değişmez dediler. 129'a kadar iki hikka bunlar dediler hayır değişir. Değişir nasıl olur? Fevecebe fî külle erbe'in dediler ki her bir 40'da vacip olur. Bintü lebun. Bir bintü lebun olur. Sümme yücrûne zâlik kezâlik. Bunu böylece icra ederler. Hatta tebluğa ziyadesi tamamen 130 130'a balık oluncaya kadar. Demek ki o vakıfta bintilebun hesap edecek. 121 olduğu gibi 121'de kaç tane 50 varsa o 50'lere birer hikke çıkacak. %2 tane 50 var. Belki 121 olduğu gibi bir bintilebun geldi oraya bak. Çünkü 20 oldu mu? 29'a kadar, 30'a kadar hüküm başka olacak. 2 hekke bir de bir bintilebun verecek. Evvelce kavle göre 2 hekke kafiydi. Bu diyor ki bir de bir bintilebun verecek 130'a kadar. 130 oldu mu? فَيَجْعَلُونَ ف۪يهَا O 130'da kılarlar. Hekketen ve bintilebun. 2 hekke, 1 hekke, 2 bintilebun. Hekke 50'ye. 130'dan 50'yi çıkardın, kaç kalır? 70. Şöyle kalmaz 80, mı? 80 kalır. 80'de de hep 40'da bir bintilebun, iki tane bintilebun. Sümme yekûnü zâlik kezârik. Bu böylece gider. Hattâ yetenâhe ziyâdetü ilâ erbe'ine ve miye 140'a gidinceye kadar. 130'dan 140'a kadar bir hekka iki bintilebun. Fe izâ kânet erbe'ine ve miye 140 oldu mi? Kâne fîhâ hekkatan iki hekka olur. ve bintü lebun bir de bintü lebun olur. %2 tane hikke, her 50'ye bir hikke. Orada ziyade olan 40 oldu, 40'a da bir bintü lebun. İlâ 50'ne ve mi'e, 150'ye kadar. Fe izâ kânet 50'ne ve mi'e, 150 oldu mi? Kâne fîhâ 3 hikâk. 350 oldu, 3 tane hikke vâdib oldu. Sümme yücrûne l-farda fî ziyade. Ziyadede farzı böylece icra ederler. Alâ zâlik bu şekilde üzerine kezâlik böylece. Ebede yani her bir 10 geldiği gibi 40-50 olur, hekka olur. Ondan sonra 10 geldiği gibi bir bintilebun olur, bir ziyade olur. Böylece icra edilir. Ve ihteccû fî zâlike minel âsâr.
Bunları da eserlerden ihticac eylediler. Bima haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Muhammed ibn-i Abdillah el-Ensari. Kale haddeseni Ebi an Sümamete ibn-i Abdillah an Anesin radıyallahu anh. En Eba Bekir'in Siddik temmes tuklife. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in Siddik vaktaki halife oldu. Veccehe Enes ibn-i Malik radıyallahu anh. Enes ibn-i Malik'i gönderdi. İlel Behreyn. O vav ziyade. Vav yok. İlel Behreyn. Behreyn'e gönderdi. Feketebe lehu hazel kitab. Bu kitabı da ona yazdı. Şu şekilde. Hazi faridatu sadaka. Yazdı ki işte sadakanın farisi şu şekilde. Sadakanın farzini beyan ediyor. Elleti öyle sadakanın farizeti ki verilecek, alınacak zekat ki farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel müslimin. Müslümanlar üzerine Resulullah Efendimiz'in farz kılmış olduğu sadakanın miktarı şu dedi. Resulullah Efendimiz kendiliğinden mi o sadakayı farz ediyor? Yok. Elleti emrallahu azze ve celle biha Resulü. Allah Resulü'nü emretmiş, Resulullah da onu beyan etmiş. İşte onun miktarı şu. Femen su'ileha, her kim den bu hak istenilirse, Resulullah Efendimiz'in beyan etmiş olduğu miktar istenilirse, minel müminin, müminlerden kimden istenilirse, ala veçiha, Resulullah Efendimiz'in beyan buyurduğu şekilde, fel yu'tiha, fel ya'lemha değil, o da yanlış. Fel yu'tiha, onu versin, tasih edin. Ve men su'ile fevkaha, yok, o farzdan ziyade olarak, İstenilirse felayatiyi vermesin. Mesela ne lazım gelmiş onun malında? Bir binti lebun. Giden adam hekke istiyor. Bu adamın farzını binti lebun. Ötekinin hekke istemeye hakkı yok. Yahut da mesela beş devesi var, bir koyun. Adam gelen memur iki koyun istiyor, vermesin. Ama bir koyun, beş devede bir koyun hakkıdır, onu versin. Bir koyun istiyorsa versin, iki koyun isterse vermesin. Yani fi kitab-i izalik. İşte o kitapta var idi ki ennel ibile develer izâ zâdet alâ işşîne ve miye 120'den ziyade olursa fe fî kulli erba'in her bir 40'ta orucudur. Bintü lebûnin 3 yaşına girmiş bir dişi deve orucudur. Ve fî kulli 50'in her bir 50'de de orucudur. Hekketun 4 yaşına girmiş bir dişi deve orucudur. Bunların delili de bu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري رضي الله عنه حماد بن سلمة diyor ki ثابت البناني بني ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري gönderdi رضي الله عنه ليبعث إليه ona ibase de göndere bir kitap Ebu Bekir Sıddık رضي الله عنه Hazreti Ebu Bekir'in yazmış olduğu yazıyı Hazreti Enes'in torununa gidiyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Hazreti Enes'i gönderirken mektup yazmıştı. Öyleyse o torununun yanında olduğundan onun bir suretini bize verin dedi. Ellezî ketebehu l'Enes ibn-i Malik radıyallahu anh hîne be'asehu musaddikat. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Enes'i sadaka toplamaya gönderdiği vakıtta onu yazmış idi ona. Onun mektubun suretini istedi kitabın. Kale Hammad, Ravi Hammad diyor ki, فَدَفَعْهُ اِلَيَّ O yazılı olan verakayı bana verdi. فَاِذَنْ عَلَيْهِ Bir de oruna baktım, onda olucudur. خَاتَمُ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mührü şerif. Hazreti Ebu Bekir onu yazdı onda. Resulullah Efendimiz'in mührünü basmış altına. وَاِذَنْ ف۪يهِ ذِكْرُ فَرَائِدِ sadakat. Baktım o kağıtta sadakelerin miktarını da beyan ediyor. ثُمَّ زَكَرَ مِسْلَ حَد۪يسِ İbn-i Merzuk. Yukarıda geçen İbn-i Merzuk'un rivayetindeki hadisin aynını zikreyledi. Yani 120'den 120 deveye kadar 2 hekke. 120 deveden fazla olursa her 40'ta bir bintile bu, her 50'de bir hekke. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتابه. Amr ibn Hazm rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz Ehli Yemen'e bir mektup yazdı. Fihil feraidi ve sünnet. O yazmış olduğu kağıtta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farzları, sünnetleri beyan eyledi. Ve diyat bir de diyetleri. Bir adamın eli kesilirse ne olur? Kasten adam öldürürse nedir? Hatan adam öldürürse nedir? Evet, azalarından bazı azalarını keserse onun diyeti ne kadardır? Bunlar da yazılı. Ve ba'ate bihi ma'a Amr ibn Hazm'in. O yazmış olduğu o varakayı da Amr ibn Hazm'in Yemen'e gönderdi. Sümme zekere, sonra zikreyledi ki fî mâ zâde alel eşşîne ve mi'e minel ibil kezâlik eyle. Develer 120'den fazla olursa onun sebegesi de şu şekildedir. Yani her 40'ta bir bin telebûl, her 50'de bir hikke verilsin. Haddesena Yunus ibn Abdülala, kâle ahberen ibn Vehbin, kâle ahbereni Abdullah ibn Lehi'a, en Umâret ibn Uzeyye, el-Ensari, en Abdullah ibn Ebi Bekir el-Ensari, ahberehu. Abdullah ibn Ebi Bekir el-Ensari haber verdi ki, enne hâzâ kitâbı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap, Resûlullah Efendimiz'in kitabıdır. Le'amr ibn Hazm'in, Fissadakat, Amr ibn Hazm'e yazıp gönderdiği sadakalar hakkındaki kitap budur. Fezekere, orada zikreyledi ki, Fîmâ zâde alel-işîne vel-mi'e, 120 sayının üzerine ziyade olursa develer, kezâlik eyda, hüküm böylecedir. Her 40'ta bir bintile bu, her 50'de bir hakka. Haddesana Ahmed ibn Davud, Davud ibn Musa, kâle haddeseni Abdullah ibn Muhammed ibn Esma, قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول أكرم أفندمز كتب لعمرو بن حزم عمرو بن حزم يزدي فرائد الإبل دولارن صدقالرن مقدارن يزدي ثم ذكر فيما زاد sonra orada zikreyledi فيما زاد زيادة olan hakkında ne üzerine ziyade على الإشرين والمئة 120 deve üzerine ziyade olursa orada beyan eyledi, yazdı. Kezalik eyza böylece her ziyade olanda her 40'ta bir bintile bul, her 50'de bir hakka verilsin diye yazdı. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni Yunus an ibn-i Şehabin kâle nüshetü kitabı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yazmış olduğu verekin nüshesi yani sureti اَلَّذ۪ي كَتَبَ فِي الصَّدَقَ Sadaka hakkında yazmış olduğu mektubun sureti. وَهِي عِنْدَ آلِ عُمَرَ بِنْ خَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'in sülalesinin elindedir. اَقْرَأَن۪يهَا سَالِمٌ وَعَبْدِ اللّٰهِ اِبْنَا اِبْنِ Ömer Abdullah ibn Ömer'in oğulları Salim ile Abdullah bunları bana gösterdiler o mektubu. فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا Ben onu hissettim. Eynen o bunda ne yazılıysa o şekilde hissettim. وهي الذي نسخ عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله işte o mektup o bir nüshadır ki Ömer bin Abdülaziz onun bir suretini aldı istetti aldırdı kimden aldırdı min Salim'in ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Salim ve Abdullah ibn Ömer'den aldı şu yukarıda bir satır evvel اقرأ أنيها Salim ve Abdullah ibn Ömer ibn ibni değil orada bir ibni fazla Kitapta o ikinci İbni'ye çizgi. İbn Ömer. Hazreti Ömer'in Salim ve Abdullah ismindeki iki oğlundan aldılar onu. İlâ hîn ümmire alel Medine Medine'ye emir kırıldığı vakitte Ömer ibn Abdülaziz. Evvel Ömer ibn Abdülaziz Medine'de emir idi. Sonra da halife oldu. Medine'ye emir olduğu vakitte o mektubun suretini almış. Ve emre ummalehu kendi memurlarına emreylemiş bil ameli biha o mektupta olan şekilde amel etmelerini emreylemiş. Sümme zekere hadel hadis sonra bu hadisi zikreyledi. Yani 120 oldu mi develer ziyade olanda her 40'ta bir bintile bu her 50'de bir hikka. Kalu ve kad amile bizalik Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'de böylece
emir etti dediler ve zekâr. Sûrta kalsın Allah-u Teala. قالوا وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود. Devenin zekatı 120'ye kadar müttefakun aleyh. Bunda ihtilaf yok. 121 oldu mu bunda ihtilaf var. Bunda 3 kavl var. 3 kavlün birisini beyan etti. İkincisini de beyan etti ki bu ikinci kavlün tamamıdır. Bu ikinci kavle sahip olanlar dediler ki İşte bu ikinci kavle göre Hazreti Ömer amel etmiştir. Hazreti Ömer'in böyle amel ettiğine de hadis getiriyor. Diyor ki Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn İsmail kâle haddesena Abdullah ibn Mübarek an Musa ibn Ukbe an Nafi' an ibn Ömer an Ömer ibn Khattab radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer diyor ki Emirül Müminin Hazreti Ömer kâne ye'ahudu alâ hâdel kitâb bu kitapta, mektupta yazılı olan şekil üzerine zekatı alırdı. Fezekere feraidel ibil. Develerin farz miktarını orada zikreyledi. Ve fîmâ zekere minhâ, işte onun zikrettiği meselelerdendir ki ennemâ zâde alâ işşîne ve mi'e, 120 üzerine ziyade oldu mu? 120'de 2 hekka var. Hekka 4 yaşına girmiş deve. Dişi deve. 121 oldu mu? Fefi kulli erbe'ine bintü lebu. 40 oluncaya kadar, onun üzerine ziyade 40 olunca bir bintü lebun olur. Ve fi kulli hamsine hekke. 50 oldu mu hekke olur. Böyle gider. Mesela 120. Bunun kavline göre 120. 130'da bir şey yok. 140'da bir şey yok. 150'de bir şey yok. Yok demek yani 2 hekke var. 160 dedi mi? 20'nin üzerine kaç ziyade oldu? 40. 160 olduğu gibi 120'de 2 hekka var. O 40'ta da bir bintilebun var. Bintilebun 3 yaşına girmiş dişi deve. 170 oldu. Ha, 40'ın üzerine 10 daha geldiği gibi 50 oldu. 50 olduğu gibi 3 hekka oldu. Böyle hesap edeceksin. Her 40'ta bir bintilebun, her 50'de bir hekka. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları bu iki kavle muhalefet ettiler. Bu üçüncü kavul oluyor. Birinci kavle ve ikinci kavul sahiplerine muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki مَا وَالْبِرْ مُقْتَرْ كِ زَادَ عَلَى الْعَشِّينَ وَالْمِئَ مِنَ الْاِبِلِ Develerden 120'nin üzerine ziyade oldu mi? اُسْتُ اُنِفَتْ فِيهِ الْفَرَيْدَ Farz yeniden başlar. 120'ye kadar gider. Zaten yukarıda da zikreyledik. 5 devede 1 koyun. 10 devede 2 koyun. 15 devede 3 koyun. 20 devede 4 koyun. 25 oldu mu? Binti mehal. 2 yaşına girmiş bir dişi deve. 35'e kadar. 36 oldu mu? Bir binti lebun. Binti lebun 3 yaşına girmiş bir deve. Daha 50 oluncaya kadar. 50 oldu mu bir hekka. Hekka 4 yaşına girmiş dişi deve. 75'e kadar. 75'e kadar hekka. 76 oldu mu? Vakıfta ne olacak? 76. O vakıfta 50'ye bir hekka. 76'nın yukarısı da bir 25'i geçiyor. Bir binti lebun. Bir hekka bir binti lebun oluyor. Ta 90'a kadar. 90'da bir hekka bir binti lebun. 90'dan ziyade oldu mu? 91 oldu mu? 2 hekka. 120'ye kadar. Bunda ihtilaf yok. 120 oldu. 120'den yukarı bu ikinci kavle göre fazlası 40 olursa 2 hekka üzerine bir binti lebun ziyade eder. 50 oldu mu? 1 hekka daha olur. 2 hekka olur. 3 hekka. Böyle gider. Fakat bunlar diyorlar ki hayır. 120'de 2 hekka. Ondan sonra ziyade oldu mu? Yeniden başlarız o ziyade için. Yeniden nasıl başlayacak? Kaç oldu bu? 121. 1'e zaten 120'ye ne söyledik ya 2 hekka. 1'e zekat yok, 2'ye yok, 3'e yok, 4'e yok, 5'e. 5 var ha. 125 olduğu gibi 120'de 2 hekka, 5'te 1 koyun. 130 oldu mu 2 koyun. 140 oldu mu 3 koyun. 145 oldu mu 4 koyun.
4 koyun. 145 değil de 150 oldu. 150 olduğu gibi 3 hekka olur. Çünkü Binti Mekat yerine gelecek. Yeniden böyle başlar diyor. Evet. Binti Mekat olur 25'te böyle sayılır. Demek ki ne kadar olursa evvela 120'yi çıkacak, gerisini hesap edecek. فَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْهَا شَاتٌ. Yeniden başlayacak dediği ki her bir 5'te bir koyun vardır. حَتَّى تَتَنَاهَا الزِّيَادَ اِلَى 25. 25'e kadar. فَيَكُونُ فِيهَا 25'te vardır. Ziyade olan 25'te Bintu Mekat'ın. Bintu Mekat 2 yaşına girmiş dişi deve. İlâ tis'in ve erbe'ine ve mi'e 149'a kadar. 149. 150 olursa feizâ kânet hamsîne ve mi'e 150 oldu mi o vakitte fefihâ felâsü hekâf. 3 hekka oldu. Niye? 350 var. 350 oldu mi? 3 hekka oldu. Sümme kezârike ziyade. Ziyade yine böylecedir. Mâ kâne dûnel hamsîn. 50'nin dûnunda oldu mi fefihâ ferâidû. Onda farzlar orucudur. Öyle farzlar ki müsteenefatün, yeniden başlanan farzlar, miktarlar vardır. Fî hükmü evveli feraidil ibil. Devenin, farzının evvelindeki nisaplar var ya, o nisaplar üzerine zekat alınır. Ta 50 doluncaya kadar. Fe izâ kemület hemsîn. 50 tamam oldu mu fîhâ hekka, onda gene bir hekka olur. Peki şimdi 150'de 3 hekka var. 155 oldu. 3 hekka bir koyun. 160 oldu. 3 hekka 2 koyun. 165 oldu. 3 hekka 3 koyun. 170 oldu. 3 hekka 4 koyun. 175 oldu. 50 olmadı. Bir binti mahat. 3 hekka bir binti mahat. Nereye kadar gidiyor? 190'a kadar. 190 oldu mu? 3 hekka bir binti labun. Yok, 200 oldu. 200 olduğu gibi 4 hekka oldu. 450 var. 4 hekka olur. İşte bu şekilde devam eder. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ مِنَ الْاَسَرِ. Bunlar da kendi mezheplerine delil getirdiler, hüccet getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا الْقُسَيْبِ بْنُ نَاسِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لُقَيْسِ بْنِ سَعَدٍ. Hammad ibn-i Seleme diyor ki ben Kays ibn-i Sa'de dedim ki üktüb li kitabe Ebi Bekir ibn-i Muhammed ibn-i Amr ibn-i Hazm'in. Evet. İbn-i Hazm'in kitabını bana yaz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun dedesi Amr ibn-i Hazm'e yazmıştı ya, o torununun yanındaymış. Amr'ın oğlu, Muhammed'in oğlu Ebu Bekir'in yanındaymış. Onun torununa Ebu Bekir demiş ki onu yaz. Feketebehu li fi varakatin. Bir kağıda onu yazdı. ثُمَّ جَاءَ بِهَا. Onu bana getirdi. وَاَخْبَرَنِي. Bana haber verdi ki اَنَّهُ اَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَزْمِ. Ben aynen Resulullah Efendimiz'in Amr ibn-i Hazm'e yazmış olduğu kitaptan aldım diyor. وَاَخْبَرَنِي اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Evet, o kitabı ona getiren Ebu Bekir diyor ki, o da haber vermiş ki ben o kitaptan yazdım, fakat o kitabı Peygamber Efendimiz yazdı li ceddihi Amr ibn Hazm radıyallahu anh. Amr ibn Hazm'e Resulullah Efendimiz yazmış fi zikri ma tuhracu min feraidil ibil. Devenin zekatından ne ihraç edilecek, hangi miktardan ne kadar ihraç edilecek, o kitapta Resulullah Efendimiz yazmış, beyan etmiş. Ben işte onun aynen bir nüshasını getirdim sana dedi. Ve kâne fihi, işte o kitapta, o verakede olucu oldu. Enneha izâ belagat tis'ine. Develer 90'a vasıl oldu mi? Fefiha hekketan. 2 hekke verir. İlâ en tebluğa 20'ine ve 100. 120'ye kadar. 120 olsa gene 2 hekke verir. Fe izâ kâne tekzere min zâlik. 120 üzerine ziyade oldu mi? Fefî kulli 50 hekke. Her bir 50'de bir hekke olucudur ziyadede. Mesela 150 oldu. 3 hekka 200 oldu, 4 hekka 250 oldu, 5 hekka, her 50'de bir hekka olur. Fema fadula, peki 150'de 3 hekka, 200'de 4 hekka, ya bunun arasında 51'den 99'a kadar, 199'a kadar burada fazlası var. Ya bu fazlası nasıl olacak? Ha, diyor ki, fema fadula,
bu aradaki ziyade olanlar فَاِنَّهُ يُعَادُ اِلَى اَوَّلِ فَرَيْضَةِ الْاِبِلْ Develerin ilk farzında ne şekildi ona evlet olunur. Develerin ilk şeklinde ilk nisabında ne kaide var idi? 5 devede 1 koyun, 10 devede 2 koyun, 15 devede 3 koyun, 4 devede 4 koyun, 25 olduğu gibi binti mekat, 35'e kadar. 36 oldu mu 1 binti lebun, 49'a kadar. 50 oldu mu hekka. İşte tamam. O hekkaya vasıl oluncaya kadar 4 koyun, binti mekat, binti lebun böyle devam eder. O vakitte 50 tamam oldu mu hekka olur. Bu aradaki şeyler fazlaları da devenin ilk başlangıcındaki kaide tatbik edilir. فَمَا كَانَتْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشِينَ O devenin ilk farzında zaten dedik 25'ten az olursa فَفِهِ الْغَنَمْ Koyun orucudur. 1, 2, 3, 4, 20'ye kadar 4 koyun. Ondan sonra فِي كُلِّ خَمْسٍ زَوْدٍ فِي كُلِّ خَمْسِ زَوْدٍ Her bir 5 devede şatun bir şat vardır. Kaide böyle. Her 5'te bir deve 20'ye kadar geldi mi koyun 25 dediğimi o vakitte daha koyun değil. Devenin cinsinden vereceksin 25'te. Devenin de en ufağı bir senelik olmaz. 2 yaşında bir deve yavrusu vereceksin ki ona binti mekat derler. 35'e kadar. 36 oldu değil mi binti lebun? Binti lebun 3 yaşına girmiş. Binti mekattan 1 yaş daha büyük. Onu vereceksin 49'a kadar. 50 oldu değil mi? Zaten her 50'de bir hekka lazım. Hekka vereceksin. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة ثم ذكر مثله قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فلما اختلفوا في ذلك 120'den develer fazla olursa bunda ihtilaf olundu. Bu nasıl olacak? وجب النظر öyleyse aramak vacip oldu. لنستخرج من هذه الثلاثة الأقوال Bu üç kavulden biz çıkaralım. Kavlen sahihen, bir kavli sahih. Birinci kavul mü doğru, ikinci kavul mü daha sahih, üçüncüsü mü daha sahih? Bunu araştırmak icap etti. Fenezerna fizalik. Biz de araştırdık. Faraeynahum cemiyen. Bu üç zümrenin fikirlerini gördük ki kad cealul eşşine vel mi'e 120'yi kıldılar. Nihayeten lima vecep. Vacip olan şeyin nihayeti. Nerede? Fîmâ zâde alet tis'in. 90'da ne var idi? İlk 90'a kadar bir hekka bir binti lebun var idi. 91 dediğimi iki hekka oluyor. 120'ye kadar bunda ittifak var. Bunda ihtilaf etmediler. 3 kavulda bunda ittifak ettiler ki 90'ın üzerine ziyade oldu mu iki hekka var. Nihayeti bu. Vacip olanın nihayeti bu. Fîmâ zâde alet tis'in. Tis'ine ziyade olan da nihayet bu. 91 oldu mu 120'ye kadar iki hekka var. وَقَدْ رَأَيْتُ Ben gördüm ki, gördüm diyor. مَا جُعِلَ نِهَايَةً فِي مَا قَبْلَ ذَٰلِكَ Yahut da وَقَدْ رَأَيْتَ de olur. Sen gördün ki, neyi gördün? مَا جُعِلَ نِهَايَةً فِي مَا قَبْلَ ذَٰلِكَ Bundan evvel bir miktarın nihayetini gördün ki, اِذَا زَادَتِ الْاِبِلُ عَلَيْهِ شَيْئًا Onun üzerine bir develerden bir şey ziyade olursa, vecebe bi ziyadetiha onun ziyadesi sebebiyle vacip olur. Fardun bir farz. Öyle farz ki gayrul fardil evvel. Birinci farzın gayri vacip olur. Mesela ne dedik? 5 devede bir koyun. Peki 5 devede bir koyun. Ne vakıda kadar? Nereye kadar? 9'a kadar. 9'a kadar bir koyun. Peki nihayeti kaç bunun? Bir koyun kaça veriliyor? 5 deveye, 6 deveye, 7 deveye, 8 deveye, 9 deveye. Nihayeti 9 deve. Bunun üzerine bir deve daha ziyade oldu. 10 oldu. 10 olduğu gibi evvelki farz değişti. Evvelki farz kaç idi? Bir koyun verecekti. 10 olduğu gibi 2 koyun. Ha. 11, 12, 13, 14. 14 nihayeti. 14'e kadar 2 koyun. Bir tane ziyade olduğu gibi değiştirdi. Bak farzı değiştirdi. 3 oldu. O 3 deneye kadar? 19'a kadar. 3 koyun. 1, 19'un üzerine bir deve daha ziyade oldu. 20 oldu değil mi? Kaç koyun verecek? 4. Ne vakıda kadar? 24'e kadar. 24'e kadar 4 koyun. 25 oldu.
dört boyunu değiştirdi. Ne oldu? Binti Mahad oldu. Bak şimdi her sayıda bir adet siyade olunca farzi değişiyor. Peki Binti Mahad ne vakitte değişiyor? Binti Mahad 35'e kadar Binti Mahad. 35'in üzerine bir deve daha ilave et. 36 olur. Binti Mahad'ın hükmünü değiştirdi. Ne oldu? Binti Lebun. Peki bu da ne vakıda kadar? 49'a kadar. 49'un üzerine bir deve ziyade ettin mi? 50 oldu mu? Binti Lebun daha kafi gelmez ya. Hekke. Şimdi diyor ki bak sen bu kaideyi öğrendin ki mesela bir koyun ne de farz oluyor? Onun nihayeti neyse 9. Bir deve ziyade ettiğin gibi bir koyunun hükmünü değiştirdi. Oldu iki koyun. Mesela Binti Mahad kaçtaydı? Nihayeti 35. 35'e kadar Binti Mahad veriyordun. 36 oldu mu Binti Mahad daha veremezsen bir yaş büyük olan Binti Lebun'u vereceksin. Lebun. Bak bu bir kaide. Bir farzın nihayeti oldu mu ondan sonra hüküm değişecek. Öyleyse bak 91'den 120'ye kadar ittifak var. İhtilaf yok. Fakat 121 oldu. 121 olduğu gibi farzın değişmesi icap eder. Kaide mucebince. 91'de 2 hekka. Nereye kadar? 120'ye kadar 2 hekka. 120 nihayet. Bunun üzerine bir deve ziyade ettiğin gibi evvelce kaideye nazaran hükmün değişmesi icap eder. Ama siz diyor ki birinci zümre, ikinci zümre diyorlar ki hayır değişmez ta şeye kadar. 1.50 yahut da 1.40 oluncaya kadar. Yok diyor. Bir tane ziyade oldu mu hükmü değiştirir. Öyleyse 121'de hüküm başka türlü olacak. Minzalik, işte bundan, bu kaideden anladık ki enna vecednahum, biz ulemayı bulduk. Ce'alû fî khamsin minel ibil şâten. Baktık ki 5 devede bir koyun farz kıldılar. Sümme beyyenû lena, bize beyan ettiler. Ennel fethne kezalik. Böyle 5 devede bir koyundur. Fî mâ zâde alel khamsi ilâ tis'in. 6'da gene bir koyun, 7'de gene bir koyun, 8'de gene bir koyun, 9'a kadar. Evet. Fe izâ zâdet vâhidetün, 9'un üzerine bir deve ziyade oldu mi? Evcebû biha, o bir deve sebebiyle vacip kıldılar. Hükmen müstakillen, müstakbelen demiş. Hükmen müstakbelen doğru ama müstakillen daha iyi olur. Hükmen müstakbelen, müstakbel bir hüküm. O da müstakillen, müstakil başka bir hüküm orada. Daha müstakil bir hüküm. Yani bir boyun değil. Ayrı bir hüküm. Ayrı bir hüküm. Ona müstakbelen demiş. Manası pek yerinde değil. Müstakillen. Müstakillen olması lazım. Allah hidayet etsin bunlar. Müstakillen. Fece'alû fîhâ telâte şiyâ. Ha yok. Müstakillen dur evvela. Fece'alû fîhâ şâteyn. Evet. 9'un üzerine bir tane ziyade olduğu gibi müstakil bir hüküm geldi. O da ne? 2 koyun. Sümme beyyenu lena ennel hükme kezalik. Dediler ki, beyan ettiler ki hüküm böylecedir. 2 koyun verir. Fîmâ zâde ila 14. 14'e kadar. 14'ün üzerine ziyade oldu mi? Ve izâ zâdet vâhidetun evcebû biha hükme müstakillen. Onda da müstakil bir hüküm kıldılar. Fece'alû fîhâ telâse şiyâ. 3 koyun kıldılar. Sümme beyyenû lena ennel hükme kezâlik. Dediler ki böyle 3 koyun verir. Nereye kadar? 19'a kadar. Fîmâ zâde iler 20. 20'ye kadar. Fe izâ kânet 20. 20 oldu mi? Fe fîhâ erbe'u şiyâ. Onda 4 koyun verir. Sümme ecrûl farda kezâlik. Farzı böylece icra ilediler. Fîmâ zâde ilâ 20 ve 100. 120'ye gidinceye kadar hükmü böyle icra eylediler. Kullemâ evcebû şeyen, herhangi bir şeyi ki bir miktarı ki vacip kıldılar. Beyyenû beyan ettiler ki ennehul vacibu, vacib olan odur. Fîmâ evcebûhu fîhî, onda vacip kılmış oldukları miktar budur. İlâ nihayetin me'lûme, onun me'lûm olan bir nihayetine göre. Evet. Mesela Binti Mahad'ı vacip kıldılar. Kaç devede? 25 devede. Nereye kadar bu Binti Mahad? Dedilerken bunun nihayeti 35'e kadar. 25'ten 35'e kadar. Nihayeti bu. Peki bunun üzerine bir deve ziyade olursa Binti Lebun vacip kıldılar. Onun da nihayeti malum.
Nereye kadar? 49'a kadar. Bak şimdi bu bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun, ondan sonra binti mekat, binti de bun, ondan sonra hekka. Hekka'na bakıp 49 bitti, 50 oldu, bir tane ziyade geldi mi hekka oldu. Evet. Öyleyse فَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى تِلْكَ النِّهَايَةِ شَيْءٌ. Bir miktardaki bir şeyi vacip kıldılar. Onun üzerine bir ziyade geldi mi اِنْتَقَدَ بِهِ الْفَرْضُ الْاَوَّلْ. Birinci farz bozuldu. اِلَى غَيْرِهِ. Başkasına. Başkasına bozuldu. Mesela 24 devede ne verecekti? 4 koyun. 25 olunca ne oldu? 5 koyun. Yok, 5 koyun değil. Binti mekat oldu. Bak başkasına koyun bitti. Daha koyun caiz değil. 5 koyun verse, 10 koyun da verse olmaz. İlla devenin cinsinden verecek. Koyun bitti, deveye geçti. O farz cinsini değiştirdi. Ev ila ziyadetin aleyhi. Yahut da cinsini değişmez de ziyadeye gider. O cinsin ziyadesi ne gibi? 9 devede ne verecekti? 1 koyun. 10 olduğu gibi? 2 koyun. Ha, bak. Gene koyun. Devedeye gitmedi. Koyun ama adedi ziyade oldu. 2 oldu. 14'e kadar 2 koyun. 15 olunca koyun cinsi bitti mi? Değişti mi? Yok. Koyun cinsi var. Deve cinsi de geçmedi. Gene koyun fakat adedi ziyade oldu. Ne oldu? 3 oldu. 19'a kadar. 19'da olduğu gibi, 20 olduğu gibi gene koyun cinsinden adedi ziyade oldu. 4 oldu. 24 dedi mi? Hayır, koyun cinsi bitti. 25 oldu mu ne verecek? Deveden verecek. Peki binti mekat verecek 35'e kadar. 30 oldu mu? Gene deve cinsinden verecek ama ondan bir yaş büyüğünü verecek. 3 yaşında bintiler oldu. 49'a kadar. 50 oldu mu? Gene deve cinsinden fakat yaşı, hekka. Yaşı bir daha büyük olacak. 4 yaşında. Kulaze demek istiyor ki bir farzın nereden nereye kadar evveli var, sonu var. Sonu bitti de onun üzerine bir ziyade olduğu gibi ya o zekat verilen şeyin adedi ziyade oluyor ya yahut da cinsi değişiyor. Ha. O tabi adedi ziyade 24'e kadar koyun, ondan sonra cinsi değişiyor, deve oluyor, daha da değişmiyor artık bu. Ondan sonra deve cinsi gidiyor. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ. İşte bu kaideki böyle oldu. وَكَانَتِ الْعَشْرُونَ وَالْمِئَةِ. 120'de oldu. قَدْ جَعَلُوهَا. 120'ye kıldılar. نِهَايَةً لِمَا اَوْجَبُوهُ. Vacip kılmış oldukları miktarın nihayete kıldılar. فِي زِيَادَةِ عَلَى التِّسْعِينَ. 90'ın üzerindeki olan ziyadede bunu nihayeti 120 kıldılar. 90'da ne vacip oluyordu? 2 hekka. Peki 2 hekka nisabının evveli ne oldu? 90. Sonu ne oldu? 120. Evveli 90, sonu 120. Bu arada ne kadar varsa 2 hekka, 2 hekka. Evet. Öyleyse sebete bu yukarıki kaideden sabit oldu ki enne mâ zâde alel eşrîn. 120'nin üzerine ziyade olursa bir şey yecibu bir şey. 121 olduğu gibi başka bir şey vacip olması lazım. Çünkü nihayeti geldi 120'de 2 hekka. 121 oldu. Bu geçenlerde bak baş 5 durdu. 5'te değil. 4, 5, 6. 6, 7. Yani bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun, binti mekat, binti lebon, hekka 7. Bak 7 türlü şey okuduk ki her birisinde bir devenin ziyadesiyle farz değişiyor. E şimdi burada da 190'da 120'ye kadar 2 hekka. Şimdi bir deve ziyade olduğu gibi hükmün değişmesi lazım. İki hekka kafi gelmemesi lazım. İlla bir şey ziyade olacak. Ama ne ziyade olacak? Evet. İmma ziyade alel fardı levvel. Ya evvelki farzın üzerine ziyade olacak hekka neydi? İki hekka değil miydi 120'de? Ya onun üzerine bir şey ziyade edilecek? Ve imma gayru zalik. Ya da başka bir şey. Dedik ya, ya cins, ya adedi ziyade olur ya cinsi değişir. Bunda da ya cinsi değişecek ya adedi ziyade olacak. Evet. Çünkü nihayetin üzerine bir zayıf var. Fesebete bima zekerna. Bizim bu zikrettiğimiz faydayla sabit oldu. Fesadu kavli ehlil mekaletil ula. Birinci mezhebe zahip olanların kavlunun fesadi meydana çıktı. Onlar ne dediler?
120'den sonra ta 130'a kadar hiçbir şey lazım gelmez. Ya o 2 hekkanın son nisabı 120 idi. 120'den 1, 2, 3, 4, 130'a kadar nasıl boş gider? Boş gitmez, illa değişecek. Öyleyse sizin dediğiniz gibi 130'a kadar bir şey lazım gelmez. 130 olduğu gibi başka zekat gelir, bu kaide bozuk. 121 oldu mu değişir, 130'a varmadan. Ve sebete tagayyurul hükmü, hükmün tagayyuru sabit olduğu bir ziyadetin alel aşşiine vel miyâ. 120'nin üzerine bir deve ziyade olduğu mu hüküm tagayyur edecek. Öyleyse birinci mekalenin sözü yerinde değil. Evet. Onu saf dişi etti. Sümme nezerna bin ehlil mekaleti saniye vel mekaleti salise. Ondan sonra ikinci mezhep sahiplerinin kavliyle üçüncüye baktık diyor. فَوَجَدْنَا biz bulduk ki اَلَّذ۪ينَ يَزْهَبُونَ اِلَى الْمَقَالَةِ السَّانِيَةِ İkinci mezhebe sahip olanları bulduk ki onlar يُوْجِبُونَ vacip kılıyorlar بِزِيَادَةِ الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ bir devenin ziyadesi sebebiyle عَلَى الْعَشْرِينَ وَالْمِئَةِ 120'nin üzerine bir deve ziyade olmak sebebiyle vacip kılıyorlar رَدَّ حُكْمِ جَمِيعَ الْاِبِلْ bütün develerin hükmünün reddini neye? İlâ mâ yecibu fîhî benâtü lebûn. Binti lebunların vacip olmasına gidiyorlar. Fî kavlihim kendi kavullerinde. Bunlar diyorlar ki 120 oldu mi? Ha, 120'de 2 hekka. Öyleyse 120'nin üzerine ziyade olduğu gibi bu 2 hekkayı iptal ederiz. 2 hekkayı ne ederiz? Bu vakıtta binti lebuna gideriz diyorlar. Ya bu sabit, 120'de 2 hekka, bu daha bozulmaz ki. Siz bunu niye bozuyorsunuz? 121 olduğu gibi ne diyecekler? 50'sine 1 hekka, gerisine ne kadar kalıyor? 71 olduğu gibi ona da 180 itibariyle 2 tane binti lebon kalacaklar. Bu tayir ediyorlar, diyor ki siz bak bu 120'de 2 hekka var, bu sabit. Bunu değiştirmeye hakkınız yok. Siz bu iki hikkayı bir hikkaya indiriyorsunuz. Fazla kalanı da bintile buna giriyorsunuz. Ve huve ma zekerna anhum. Onlardan bizim zikrettiğimizdir ki enne fî külle erbe'ine bintile bun. Onlar diyorlar, ondan sonra her bir kırkta bir bintile bun var. Bu 120'yi bozdular. 120'nin iki hikkasını bozdular. Evet. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Onların aleyhine olan hüccetten oldu. لَهْرِ الْمَقَالَةِ السَّالِسَ Üçüncü mezhep sahiplerinin lehine ki اَنَّا رَأَيْنَا Biz gördük. جَمِيعَ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّهَايَاتِ الْمُسَمَّاتِ فِي فَرَائِدِ لِبِلْ Develerin farzlarında tesmi edilen nihayeti gördük. Her birisindeki nihayeti gördük. فِي مَا دُونَ الْعَشِّينَ وَالْمِيَةِ 120'den aşağı olan farzlarda يَتَغَيَّرُ بِتِلْكَ الزِّيَادَ O ziyade sebebiyle tegayyür eder el-hükmü hüküm. Mesela 9'dan 10 olursa başka, 14'ten 15 olursa başka, her bir ziyade olunca hüküm tegayyür ediyor. وَاَنَّ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ حِسَّ O ziyadenin de bir hissesi oluyor. فِي مَا وَجِبَ بِهَا Vacip olan şeyde. Mesela 90 dedi mi, 90'da bir hekke bir binti lebun. 91 olduğu gibi hüküm değişti bak. Değiştiği gibi sen öyle değil. Şimdi burada 120'de vacip oldu 2 hekka. Sen ta 129'a kadar o 9'u hesap etmiyorsun. Bu olmaz. Evet. Çıkaydı. Evet. Min zalik bundandır ki enne fi erba'in ve eşriyle 24 devede vardı. Erba'an minel ganem. 4 koyun. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ bir deve ziyade olur da 25 olursa كَانَ فِيهَا بِنْتُ مَخَادٍ bir binti mehad olur ila 35 35'e kadar فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ bir deve ziyade olur da 36 olursa فَفِيهَا بِنْتُ لَبُنْ binti lebun vardır فَكَانَتْ بِنْتُ الْمَخَادِ bak şimdi bundan anlaşıldı bintü mehad vacip oldu vacibeten vacip oldu فِي الْخَمْسِ وَعَشْرِينَ 25'te لَا فِي بَعْدِهَا onun bahsinde değil 25 oldu mu hemen bir binti mehat vacip oldu. Bunun hepsi dersinde mi? Yok. Hepsinde. 25 tamam oldu. Yani bir tane ziyade olmakla, 24'ün üzerine bir tane ziyade olmakla bir binti mehat oldu. Ve kezalike bintü lebun vacibeten. Bintü lebun da vacip oldu. Fisitteti ve telasin külla. 36'ın hepsinde.
Çünkü 35'e kadar binti mehad dedi. Nasıl 36 olduysa 36'nın hepsinde bir bintiyle bu vacip oldu. La fi ba'deha, yoksa onun ba'sinde değil, hepsinde. Ve kezalike sairul furud fil ibil, devedeki farzların diğerleri de böylecedir. Hatta tetenaha ila 20 ve 100, 120'ye kadar. Böyle devam etti. Tamam. La yentakilul fardu, farz intikal etmedi. Bir ziyadetin bir ziyadeyle ki la şey efiye, o ziyadede bir şey yoktur diye böyle bir şey olmadı. Benim ziyade olur ama bu ziyadede bir şey yoktur, böyle bir şey yok burada. İlla her ziyadede farz değişiyor. Mesela binti mehat 25'te. Kaça kadar? 35'e. Bir tane ziyade olduğu gibi efendim, o ziyadede zarar yok, bir şey olmaz. Yemiyoruz, bakıyoruz, değişti. Binti lebun oldu. Deliyentakilü, belki farzlar intikal ediyor. Bir ziyadetin bir ziyadeyle ki fiha, o ziyadede olucudur, şey ön zekattan bir şey olucudur. 24'ün üzerine bir ziyade olduğu gibi, ha bu ziyadede bir şey yok diyemiyoruz. Diyoruz ki var ne? 4 koyunu değil. 4 koyun çıktı binti mehada. 35'te ne var? Binti mehada. Bir tane ziyade oldu mu efendim, bu ziyadede bir şey yoktur diyemiyoruz. Diyoruz ki hayır. O ziyade geldiği gibi binti mehada. Binti lebun etti. Yani bir şey ziyade olsun da devenin adedi ziyadeye varsın da onda da bir zekat olmasın, bu yok. İlla bir zekat terettüp ediyor. Ela tera, sen görmez misin ki enne fi aşri minel ibil, 10 devede vardı şateyn 2 koyun. Fiza zadet be'iren, bir deve fela şeye fi. Ela tera, sen görmez misin enne fi aşri minel ibil, develerden 10 devede vardır şateyni 2 koyun. Fe izâ zâdet be'îren, bir deve ziyade olur da 11 olursa felâ şeye, 11'de bir şey yok. Niye? Ta 14'e kadar. Ve lâ tetagayyeru ziyâdetuhu, onun ziyadesi tagayyür etmez. Ziyadesi hangisi? Hükmül aşere. Onun hükmü ki 2 koyun elleti kânet kablehu, ondan evvel onun hükmü tagayyür etmez. Fe izâ kânetil ibulu 15, develer 15 olursa kâne fiyâ telâsü şiyâ, 3 koyun oldu. Fekânetil farîdatu, farz oldu, vâcibeten, vâcib oldu. Fil be'irillezi, şöyle bir devede ki kemüle bihi, o 14 onunla tamam oldu. 14 bir deveyle tamam oluyor, 15 oluyor, hüküm değişiyor. Evet. Kemüle bihi, onunla kemül oldu. Mâ yecibu fîhi telâsü şiyâ, işte 3 devenin vâcib olması orada kemül oldu. وَفِي مَا قَبْلَهُ. Peki sen o bir deve de mi? Hayır, o bir deve ve makablinde. Makabli 14 idi. Evet. Bir de o geldi 15. Bu 15'in hepsinde ne oldu? 3 koyun oldu. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا كَزَالِكَ. Vaktaki dediğimiz böylece oldu. وَكَانَتِ الْاِبُلُ اِذَا زَادَتْ بَعِيرًا وَاحِدًا. Develer de ziyad olduğu vakıtta عَلَى 20 وَمِئَةِ بَعِيرٍ 120 deve üzerine olursa فَكُلُّنْ قَدْ اَجْمَعُ. Ulemanın hepsi icma ile dedi ki ennehu la şey'e fi hadel ba'ir. O devede, bir devede bir şey yoktur. Bir. 121 oldu. Gene iki hikke. Bunda ihtilaf yok. 122 oldu. Gene iki hikke. Ne için? Ta 124'e kadar. 124'e kadar iki hikke. 125 oldu. İşte ihtilaf orada başlıyor. O birinci kavli, ikinci kavli sahipler diyor ki farz değişmedi. Farz değişmedi, yine iki hikka. Üçüncü kavli diyor ki nasıl değişmedi ya? 120'de iki hikka vardı, evet. Dörde kadar bir şey yoktur zaten. Beş olduğu gibi bir koyun oldu orada. Koyun vacip oldu. لَاَنَّ الَّذ۪ينَ اَوْجَبُوا اِسْتِنَافَ الْفَر۪يدَ. Farzi istinaf eden, yeniden farz başladı diyenler لَمْ يُوْجِبُوا ف۪يهِ شَيْئًا. O 124'te bir şey vacip kılmadılar. Ve lem yugayyiru bihi hükmü, bir hükmü de tayir etmediler. Niye 124'te bir tayir yok? Çünkü o ziyade olan bir nisab miktarı değil. Vellezine lem yucibu istinafel faridati min ehlil mekaleti saniye. İkinci mezhep sahipleri dediler ki hayır, yeniden nisaba inilmez. O 5 deveye inilmez. Yalnız 130'a kadar gider, gittiği gibi her bir 40'ta bir bintilebun, her bir 50'de bir hakka vaciptir diyenler
cealu fi kulli erba'ine, her bir 40'ta kıldılar, minel eşşine ve 120'den bin telebunin, bir bin telebun kıldılar. Ve lem yecealu fil ba'iri zâide alâ zâlike şeye, onun üzerine ziyade edilen devede hiçbir şey kılmadılar. Felemmâ sebete, vaktaki sabit oldu ki ennel farda fîmâ kablel eşşine vel mi'e, 120'den evvel olan farz la yentekilu, intikal etmez. İlla bima, illa bir şey sebebiyle intikal eder ki yecibu fihi, onda vacip olur, cüz'ün minel fardır vacibi bihi, onunla vacip olan bir farzın bir cüz'ü, o sebeplerle madem ziyade oldu, bir şey ziyade edilecek. Ve kânel be'îru zâidu alel işşîne vel mi'e, 120 üzerine ziyade olan deve ise la yecibu fihi şey'ün, onda bir şey vacip olmaz, min fardın bir farzdan ki vecebe bihi, anın sebebiyle vacip oldu. Sebete ennehu gayr muğayyirin farda gayrihi. O bir deve başkasının farzını tayir etmedi. Neden? Amma kâne aleyhi kabli hudûsihi. Onun hudûsundan evvelki farz neyse iki hakkıydı. İki hakkı tayir etmedi. Onun hükmünü tayir etmedi. Fesebete bimâ zekerina. Bizim bu zekirliğimizle sabit oldu. Kavlu men zehebe ilel mekâleti sâlise. Üçüncü mekâleye sahip olanların kavli. O sabit oldu. Ve mimmen zehebe ileyha, buna zahip olanlardandır. Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim. Bunlar işte bu üçüncü kavle zahip oldular ki bu 120-124'e kadar hüküm bir, ama 25 olduğu gibi bir boyun ziyade olur, yeniden başlar. Yoksa 130'a kadar gitmeye düşünüyor. Ve kad ruviye zâlike eyda en Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anh. Abdullah ibn Mes'ud'dan da böylece rivayet edildi. Yani 120'ye kadar ihtilaf yok. 121 oldu mu? 1'den 4'e kadar, 24'e kadar o arası muaf. 5 oldu mu? 120'de 2 hekka verecekti. 5 deve fazla olduğundan 1 koyun. Bu vakitte 2 hekka 1 koyun verecek. 129'a kadar. 130 oldu mu? 120'ye 2 hekka, ziyade olan 10 deve içinde 2 koyun. 35'te 3 koyun, 40'ta 4 koyun, 49'a kadar. Ondan sonra ne oluyor? 150 olduğu gibi 120'ye 2 hekka. Gerisinde kaç ziyade oldu? 5, 25'ten fazla oldu. 45 dediği gibi bir binti mahat geldi. Şimdi 125'te 1 koyun, 130'da 2 koyun, 135'te 3 koyun, 140'ta 4 koyun. 140'ı geçti mi, 141 dediği gibi bir binti mahat geldi. 150'ye kadar binti mahat. O hatta 160'a kadar binti mahat. Çünkü o 20'yi çıkıyoruz, ta yeniden başlıyoruz ya, 5, 10, 15 böyle gider, o hesabı böyle takip ediyoruz. Peki, İmam-ı Azam'ın mezhebi bu. Buna zahip olanlardan, eshabtan kimse var mı? Diyor ki buna zahip olanlardan birisi Abdullah bin Mesud'dur. Haddesena İsmail ibn İshak İbn Sehlil Kufi kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Abdüsselam ibn Harb an Husayfin an Ebi Ubeyde ve Ziyad ibn Ebi Meryem an Abdillah bin Mesud radıyallahu anh ve ennehu kâle fî ferâidil ibil. Abdullah ibn Mesud'den rivayet olundu ki develerin farzında dedi ki izâ zâdet alâ tis'îne, develer 9 üzerine 90 üzerine ziyade oldu mi? Fe fîhâ hikkatâni, 91 dedi mi 2 hikka verir, ilâ 20'ine ve 120'ye kadar. Fe izâ belâgatil 20'ine ve 120'ye vasıl oldu mi? İstakbeletil farîde, farz yeniden başlar. Ne ile? Bil ganemi, ganem ile. Ganem ile başlar. Davar ile. Fî kulli hamsin şatun. Her bir beşte bir, beş devede bir koyun vardır. Fe izâ belagat hamse mü'işine, 25'e bali oldu mi? Fe ferâidul ibil, vakıtta koyundan deveye geçer. Mesela şimdi farz et ki 145 deve. Evvela 120'sini çıkaracaksan. Kaç kalır? 25 kalır. 25 olduğu gibi, 25'te ne lazım idi?
deve cinsi lazım idi, binti mahat lazım idi, binti mahat, 145'ti. Evet. Feyza kesuret ibil, develer çok oldu mi? Fe fi kulli hamsine hikke. Yok, develer çok oldu, vakitte her bir 50'de bir hikke lazım gelir. Hikke 4 yaşına girmiş. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَاً اِبْرَٰهِيمَ النَّخَيْ رَحِمْهُ اللّٰهِ. Şimdi Abdullah bin Mesud'un mezhebi böyle, ondan rivayet var. Bir de ulemadan İbrahim'in Nehai var ki o tebe-i tabiinden. Ondan da böyle rivayet geliyor. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَوَانَ اَمْ مَنْسُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ قَالَ اِبْرَٰهِمُ النَّخَعِ. İbrahim'in Nehai buyurdular ki اِذَا زَادَتِ الْاِبُلُ عَلَى اِشْرِينَ وَمِيَا. Develer 120'den ziyade oldu mi? Ruddet ila evvelil farz. Farzın evveline reddedilir. Farzın evveli neydi? 5 devede bir koyun. Koyundan gider 120'ye kadar, koyundan 20'de 4 koyun. 25 oldu mi deve cinsine olur. Binti mekat 35'e kadar. Ondan sonra binti lebun olur. 150'ye kadar. Ondan sonra 160'a kadar. 161 oldu mu ceza olur. Böyle gider. Yani o 122 hekke verilecek, fazlası yeniden başlayacak. Fazlasını yeniden hesap edeceğiz. 120'ye kadar nasıl hesap ettikse o şekilde, ama fakat burada bir fark var. Binti mekat, binti lebun, hekke. Hekke oldu mi? Ondan sonra yeniden başlayacağız gene. 50 oldu mu hekke oluyor ya, yeniden başlayacağız. Fîn ihtecce ehlül mekâleti sâniye li mezhebihim. İkinci mekale sahipleri kendi mezheplerine delil getirirlerse, fekalu deseler ki ma'nel âthâril muttasile, muttasil olan eserlerin manası. Yani bizim rivayet etmiş olduğumuz, onlar diyorlar ki bizim rivayet ettiğimiz hadisler muttasildir. Hiç arada inkıta yok. Herkes kendi şeyhinden rivayet etmiş, en filan en filan. Arada hiçbir ravi sakit olmamış. Bunlara muttasil derler. Bunların rivayet etmiş oldukları muttasil gelen hadislerin manası şahidetun li kavlina, bizim kavlimize şahittir. Veleyse zalike ma'a muhalifina, bu üçüncü kavl sahipleri bize muhalif diyorlar. Sizin elinizdeki hadislerin senetleri muttasil değil. Sizin hadislerin senetlerinde inkıta var. Bizimkinde yok. Öyleyse bizimkiler daha kuvvetli dediler. Şimdi hadiste bir adam kendi hocasından rivayet eder. O da kendi hocasından, böyle gider. Buna ne derler? İttisal, muttasil gelmiş. Bir de var ki kendi hocasını zikretmiyor. Hocasının hocasından rivayet ediyor. Halbuki hocasını görmemiş. Yahut kendisi hocasından rivayet ediyor. Hocası da kendi hocasından değil de onun hocasından rivayet ediyor. Ya arada onu da görmemiş. Arada inkıta var. Arada ravinin biri olmazsa ona münkati derler. Münkati oldu mu hadis zayıf olur. Muttasil oldu mu kuvvetli olur. Şimdi ikinci mezhep sahipleri diyor ki bizim hadisler muttasildir. Sizin delil getirdiğiniz hadisler muttasil değildir, münkatiyedir. Öyleyse bizim kavlimizle amel etmek daha kuvvetlidir. Bunun cevabı قِيلَ لَهُمْ, onlara denilir ki amma ala mezhebikum, amma sizin mezhebiniz üzerine fe ekseruha, sizin delil getirmiş olduğunuz hadislerin ekserisi la yecibu lekum, sizin için vacip olmaz bihi, onlar ile el hüccetu hüccet ala muhalifikum, size muhalif olanlara göre. Diyor ki sizin kendi kaidenize göre sizin delilleriniz size delil olamaz ki. Sizin hani onların kendilerinin bir kaideleri var ya, hüküm çıkarmada bir delil, kaide var. Eğer sizin kendi kaidenizi tatbik eder isekse sizin delilleriniz çürür. Ekserisi çürür. Nasıl çürür? Onu beyan edecek şimdi. لَاَنَّهُ لَوِحْتُجَّ عَلَيْكُمْ بِمِسْلِ ذَٰلِكَ. Evet. Sizin aleyhinize bu şekilde, sizin o ravilerle o şekilde biz, başka birisi sizin aleyhinize delil getirse, lem tusavviguhu iyyahu, siz onu ona tecviz etmezsiniz, kabul etmezsiniz. Birisi sizin aleyhinize o sizin delil getirdiğiniz şekilde delil getirse, derseniz yok, bu hadisin senedi zayıftır, ben kabul etmem dersiniz.
Başkasından kabul etmiyorsunuz da kendiniz nasıl delil getiriyorsunuz? وَلَجَعَلْتُمُوهُ بِحْتِجَاجِهِ بِذَٰلِكَ عَلَيْكُمْ Eğer o adam o şekilde sizin aleyhinize bunları getirmiş olsa onu kılardınız. Cahilen bil hadis, hadisi cahil kılardınız. Canım sen hadis bilmiyorsun, sen bunları delil getirmişsen. Cahil adam sen. Bu raviler kabul edilir mi? Bu şekilde kabul edilir mi? Edilmez derdiniz. Siz nasıl delil getiriyorsunuz? Öyleyse sizin kendi kaidenize göre sizin delilleriniz tam değil. فَمِنْ ذَٰلِكَ işte bundandır. Şimdi ispat ediyor. اَنَّ حَد۪يثَ سُمَامَةَ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ سُمَامَةَ بِنْ عَبْدُ اللّٰهِنْ حَد۪يثِ اِنَّمَا وَصَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ الْمُسَنَّى وَحْدَهِ Yalnız Abdullah ibn-i Müsenna bunu muttasil olarak rivayet eylemiştir ki لَا نَعْلَمُ اَحَدًا Hiçbir kimseyi bilmeyiz ki وَصَلَهُ bu hadisi muttasil rivayet etti غَيْرُهُ ondan başka. Ondan başka hadisi muttasil olan rivayet etti yoktur. Hep mungate rivayet edilmiştir. وَاَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ الْمُسَنَّى حُجَّةِ Bu hadisi rivayet edenler hepsi hadisi mungate rivayet etmiştir. Hadis de mungate oldu mu zayıf olur. Yalnız Abdullah ibn-i Müsenna muttasil rivayet etmiştir. Abdullah ibn-i Müsenna da sizin indinizde zayıftır. Onun rivayet etmiş olduğu hadis kuvvetli değildir. Evet, bunu hüccet yapmazsınız. Hüccet olarak kabul etmezsiniz. Şimdi o hadisin birisini böyle çıkardı. Sümme kad ca Hammad ibn-i Seleme. Halbuki karşı tarafta Hammad ibn-i Seleme geldi. Ve kadruhu inde ehlil ilmi fil ilmi ilimde, ehli ilim nazarında ilimde Hammad ibn-i Seleme ecellü daha yüksektir. Kimden daha yüksektir? Min kadri Abdullah ibn-i Müsenna. Abdullah ibn-i Müsenna'nın mertebesinden daha yüksektir. Hammad ibn-i Seleme ondan yüksek. Ve ve Hammad ibn-i Seleme mimmen yuhtecu bihi. Onunla ihticaç edilir adamlardandır. Fereva hadel hadise. Hammad ibn-i Seleme yüksek, anladık. Onu ne için getirdin sen? Ha, diyor ki işte Hammad ibn-i Seleme ilimde daha yüksek ol, var ya, bunu bildin ya. O bu hadisi rivayet eyledi. En sümamete sümameden munkati'an munkati olarak rivayet eyledi. Abdullah ibn-i Müsenna muttasil olarak rivayet eyledi. O sayı. Munkati muttasil olarak rivayet eylemiş. Halbuki elimde daha kuvvetli olan Hammad ibn-i Seleme geldi bu hadisi rivayet etti. Baktık ki hadis munkati. Yani arada ravinin birisi yok. Bu hadis zayıf olur. فَكَانَ يَجِي عَلَى اُسُولِكُمْ Sizin usulunuz üzerine gelir. اَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis olarak. يَجِبُ اَنْ يَدْخُلَ فِي مَعْنَ الْمُنْكَتِ Munkati manasına dahil olan hadislerden ola ve يَخْرُجَ çıka مِنْ مَعْنَ الْمُتَّسِلْ Muttasil manasından çıka. Siz diyorsunuz ki bizim getirdiğimiz hüccet olarak getirdiğimiz hadisler hepsi muttasildir. Halbuki işte Sümame'den gelen hadis bir Abdullah bin Müsenna tarikiyle gelmiş, bir de Hammad bin Seleme tarikiyle gelmiş. Siz Abdullah ibn-i Müsenna'nın terikini aldınız, dediniz ki bak muttasil geldi. Halbuki hem Abdullah ibn-i Müsenna bir defa zayıf adam, hüccet olamaz. İkincisi Sümame'den gelen bu hadisi Hammad ibn-i Seleme munkati olarak rivayet eyledi. Siz ise munkati hadisi delil olarak kabul etmiyorsunuz. Buradan şimdi bunların birinci senetleri çürüdü, birinci delilleri çürüdü. لَاَنَّكُمْ تَسَبُونَ Siz zahip olursunuz. Neye? اِلَا اَنَّ زِيَادَةَ غَيْرِ الْحَافِزِ عَلَى الْحَافِزِ Hafiz olmayan bir ravinin rivayette ziyadesi, hafiz üzerine ziyadesi, غَيْرُ مُلْتَفَتٍ اِلَيْهَا Ona iltifat edilmez. Burada Hammad ibn-i Seleme hüffaz-ı hadistendir. Hadisi mungati olarak getirdi ki arada bir ravi yok. Gayr-ı hafiz olan Abdullah ibn-i Müsenna ki hüffaz-ı hadisten değil. O ziyade yaptı. Ne etti? Bir ravi ziyade etti. Munkati olan, ismi geçmeyen bir ravi zikretti. Öyleyse onun o ziyadesine iltifat edilmez. Niye? O hadisi Sümame'den iki adam rivayet ediyor. Ehli olanınki kabul edilir. Ehli burada kim? Hammad ibn-i Seleme. Onunki kabul edilir. Hadis munkatiyedir. Hadisi munkatiye de sizde delil değildir.
Ve emma hadisi Zühri. Zühri'nin hadisine gelince kimden? An Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm'in. Amr ibn Hazm'in torunu Ebu Bekir'den. Fe innema revahu ani Zühri'yi. Zühri'den bu hadisi rivayet eyledi. Süleyman ibn Davud. Süleyman ibn Davud rivayet eyledi. Fakat semi'te, sen işittin İbn Ebi Davud, İbn Ebi Davud'u işittin. Yahut da fakat semi'tu, ben işittim. İbn Ebi Davud, İmam Tahavi kendisi diyor. İbn Ebi Davud'u işittim. Yakulu derdi ki Süleyman ibn Davud ha da bu Süleyman ibn Davud ve Süleyman ibn Davud el-Harrani. Bir de Süleyman ibn Davud el-Harrani. İndehum. Muhaddisinin indinde daifani cemiyen, her ikisi de zayıftır. Ha, şimdi Zühri'nin bu hadisini kim rivayet ediyor? Süleyman ibn Davud. Süleyman ibn Davud iki şahıs var. Birisine Süleyman ibn Davud derler, birisine de Süleyman ibn Davud el-Harrani derler. Bu ikisi de ehli hadis indinde zayıftır. Bunların rivayetine itimat edilmez. Ve Süleyman ibn Davud, bu Süleyman ibn Davud ellezî yervî an Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Abdülaziz'den rivayet, hadisi rivayet eden Süleyman ibn Davud. İndehum, kendi intlerinde, ulemanın indinde septün sebittir. Yani makbuldur, müteberdir. Evet. Ve Süleyman ibn Davud ellezî yervî an Ömer ibn Abdülaziz indehum septün. Ve mimma yedülleyde. Peki bundan ne anlaşıldı? Bir şey anlaşılmadı ki. Hadis-i Zühri, peki İmam-ı Zühri'den Süleyman ibn-i Davud rivayet eyledi. Ve bu da diyor ki İbn-i Ebi Davud'u işittim dedi ki Süleyman ibn-i Davud ve Süleyman ibn-i Davud'ul Harran ikisi de zayıftır dedi. Tekrar diyor ki ve Süleyman ibn-i Davud ellezî yervî an Ömer ibn-i Abdülaziz indehum sebtün. Yani ulema indinde sebittir, sözü mehfuzdur. Yalnız ona zayıf diyen kim olmuş? İbn Ebu Davud demiş, zayıftır demiş. Fakat muhaddisin demişler ki hayır. O sebit. Sebit demek yani söyledi ki sözü güzel söyler. Anlar ve söyler. Ona sebit derler. Ve mimma yedülleyde ala vihayi hadel hadis. Bu hadisin zafiyetine yine delalet eden şeylerdendir. Enne eshabe zühri, İmam-ı Zühri'nin talebeleri. Öyle eshabı ki el-mehûze ilmuhu anhum. İmam-ı Zühri'nin ilmi o talebelerden alınmış. İmam-ı Zühri'nin çok talebeleri var da fakat onun ilmini nekleden talebeleri. Kim gibi? Mislu Yunus ebni Yezid. Yunus ebni Yezid gibi. Ve men rava ani Zühri'yi fî zâlike şeya. Yine bu mesele hakkında İmam-ı Zühri'den rivayet eden adamlar gibi ki böyle mekbul müteber talebeleri. İnnemâ rava anhu. İmam-ı Zühri'den rivayet eylediler. Ney? Es-sahifetelleti şöyle bir sahifeyi verdi ki inde Ali Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in ailesindeydi. Hazreti Ömer'in ehlindeydi. Onları İmam-ı Zühri'den rivayet eylediler. Efetere Zühriye sen Zühri'yi görür müsün ki yekûnü olur feraidül ibili indehu develerin farz-ı zekat onun indinde olur. An Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm an Ebihi. Ebu Bekir babası Muhammed'den, o da an ceddi, o da dedesi Amr ibn Hazm'den almış ola. Ve hum cemiyen bunların üçü de eyyimmetün ve ehli ilmin. İmamdırlar ve ehli ilimdirler. Mehudun anhum. Onlardan hadis alınmıştır. Feyes'i bunlardan İmam-ı Zühri alsın da feyeskütü an zalik. Ondan sonra da sükut etsin. Başka bir zayıf hadise geçsin. Evet. Olmaz. Ve yazdarruhul emr. Emir onu muzdar kıla İmam-ı Zühri'yi ile rucu' ila sahifeti Ömer. Hazreti Ömer'in sahifesinden rucu' etsin. Öyle sahife ki gayre merviye. Rivayet edilmeyen feyuhaddisen nase biha. Nase o ufa olacak. Feyuhaddisen nase biha. Nase onunla söylesin. Yani kendisi bilmiş oluyor. İmam-ı Zühri almış oluyor da o rivayeti, o zayıf rivayeti, işte hakiki rivayeti koysun da zayıf bir rivayeti kessin alsın. Bu olmaz. İmam-ı Zühri hangi taraf kuvvetli ise onu alır. Öyleyse, هَذَا عِنْدَنَا مِمَّا دَا يَجُوزَ عَلَى مِثْلِهِ İmam-ı Zühri gibi adamlara
bu caiz olmaz. Öyleyse İmam-ı Zühri'nin bu hadisi de, bu rivayeti de muzdarip oldu. Sen İmam-ı Zühri böyle diyorsun. Halbuki Hazreti Ömer'den gelen hadis buna muhalif. Onu, o hakikati, kuvvetlisini koysun da böyle zayıfı alsın, İmam-ı Zühri bunu yapmaz. Ve şu halde İmam-ı Zühri'den bu rivayet sabit değil. Sabit olsa İmam-ı Zühri ötekini şey etmezdi. Kuvvetlisini almazdı. İşi alırdı, zayıf almazdı. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَاِنَّ حَد۪يسَ مَعْمَرَ عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكِرٍ Peki bunları kabul etmedin. Fakat Me'mer, Abdullah ibn Ebi Bekir'den rivayet eyledi ki evet, hadisun muttasilun, o hadis muttasildir. لَا مَتْعَنَ لَا حَدٍ ف۪ي Hiç bir kimse için tan edecek yer yoktur orada. لَا مَتْعَنَ tan edecek yer yoktur. لَا حَدٍ Hiçbir kimseye fi onda. قِيلَ لَهُ O adama da cevaben denilir ki مَا هُوَ بِمُتَّصِلٍ Senin o rivayet etmiş olduğun hadis muttasil değildir. لَاَنَّ مَعْمَرًا مَعْمَرْ اِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكِرٍ Abdullah ibn Ebu Bekir'den rivayet eyledi. O da kimden? Ebihi, babası Ebu Bekir'den. O da an ceddihi, ceddinden, dedesinden. Ve cedduhu, ceddi Muhammed ibn Ebi Bekir. Muhammed ibn Ebi Bekir'dir. وَهُوَ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Muhammed ibn Ebi Bekir Peygamber Efendimiz'i görmedi. وَلَا وُلِدَ Doğmadı illa بَعْدَ اَنْ كَتَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا الْكِتَابِ O mektubu, o kitabı, o vergayı Peygamber Efendimiz yazdıktan sonra doğdu. Kime yazdı? Lebihi babasına. لَاَنَّهُ اِنَّمَا وُلِدَ بِنَجْرًا Muhammed ibn Ebi Bekir Necran'da doğdu. قَبْلَ وَفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden evvel senete aşirin minel hicre. Hicretin 10. senesinde. Demek ki Peygamber Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ederken o 2 yaşında bir çocukmuş. Görmemiş Peygamber Efendimiz'i. وَلَمْ يُنْغَلْ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadiste neklolunmadı ileyine bize ki اَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَزِمْ رَوَى هَذَا الْحَد۪يسَ اَنْ عَب۪يهِ Evet, Muhammed ibn Amr bu hadisi babasından rivayet etti diye böyle bir nakıl da yok. Fakat sebete öyleyse sabit oldu. اِنْقِتَاوْ هَذَا الْحَد۪يسِ اَيْضَى Bu hadisin de munkati oldu, o sabit oldu, muttasil değil. وَالْمُنْقَتِعْ Hadis-i munkati ise فَاَنْتُمْ لَا تَحْتَجُّونَ بِهِ Siz bunu delil getirmezsiniz. Bu hep usul-i hadise taalluk ettiğinden dolayı usul-i hadis bilenler anladı, bilmeyenler anlamadı. Öyleyse fakat sebete sabit oldu ki enne kulle ma ruviyan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel bab bu ikinci mezhep sahiplerinin getirmiş olduğu senetlerin, rivayetlerin hepsi mungati'un mungati'adır. Mungati'ada senet itibariyle zayıftır. Fe in kuntum la tusavvigune li muhalifikum Ey cemaat ikinci makale sahipleri siz ki tecviz etmiyorsunuz. لِمُخَالِفِكُمْ Size muhalif olanlara neyi tecviz etmiyorsunuz? اَلِحْتِجَاجَ بِالْمُنْقَتِعِ Hadis-i munkatiyle delil getirmeyi kabul etmiyorsunuz. Caiz görmüyorsunuz. فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ Bu babın gayrisinde. Herhangi bir ihtilaflı mesele olsa, sizin hasminiz, muhalifiniz size bir hadis getirse delil. O da munkatiye olsa kabul etmiyorsunuz. Bu hadis munkatiyedir, ben kabul etmem. Muttasil getir. Diyorsunuz. فَلِمَ تَحْتَجُونَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ Bu mesele hakkında siz nasıl hadis-i munkati'yi delil getiriyorsunuz? Başka bir yerde hadis-i munkati'yi kabul etmiyorsunuz. Burada niye kabul ediyorsunuz? Olmaz. Madem orada kabul etmiyorsunuz, burada da kabul etmeyeceksiniz. فَلَيْنِ وَاجَبَ Eğer vacip olursa اَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْاِتِّصَالِ Adem-i ittisal ola, yani inkıta ola فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَادِ Mevzilerden bir mevziyede يُزِيلُ قَبُولَ الْخَبَرِ Haberin kabulünü izale eder olursa, vacip olursa, yani bir hadis ki muttasil değil, mungatiyedir, öyleyse o haberi almamak vaciptir. Yani onunla amel edilmez. O rivayet sayılmaz. Öyleyse innehu leyecibe en yekune kezalik. Öyleyse böyle olması vaciptir. Huva bu, fi kullil mevadi, bütün mevzilerde. Madem siz mungati olan hadisi hüccet kabul etmiyorsunuz, bir yerde diyorsunuz ki burada hadis münkatiyedir, bu alınmaz. Alınmaması da vaciptir diyorsunuz. Her yerde böyle olması lazım. Münkati hadisi hiçbir yerde almayacaksınız.
İşte bunlar her mezhebe bir kaide. Mesela Şafii'ler münkati olan hadisle amel etmezler. İmkanı. Burada onlar getirdiler münkati hadisle istidlal ettiler. Muttasil itibar ettiler. Halbuki muttasil değil. Münkati. وَلَيْنْ وَجَبَا Eğer vacip olursa ki en يُقْبَلَ الْخَبَرْ Haber kabul edile وَاِنْ لَمْ يَتَّسِلْ اِسْنَادُهُ İsnadi muttasil olmasa bile, hadis münkati olsa bile alınması vaciptir deseniz. Ne için? لِسِقَةِ مَنْ سُمِدَ بِهِ اِلَيْهِ لِسِقَةِ مَنْ Bir kimsenin sikası olduğu için, sika olduğu için öyle kimse ki sumide müracaat olundu. Yani en nihayet ona vardı. Bihi o sened ile ileyhi ona. Fi babin vahidin bir babda. Yani bir babda aradık, daradık, senet bulamadık. Nihayet bir adamda bulduk ki o adam bu hadisi münkati olarak rivayet ediyor. Münkati hadis kabul edilmez ama fakat bu adam çok mevsuk bir adam. Muhakkak bunu mevsuk bir adamdan almıştır. Onun sika olduğu için o hadisi kabul etmek vacip olursa اِنَّهُ لَيَجِبُ اَنْ يُقْبَلَ ف۪ي كُلِّ الْاَبْوَابِ Bir babda kabul edilmek icap ederse öteki bablarda da kabul edilmesi lazım. Yani hadisi münkati mesela kim rivayet ediyor? Diyelim ki Hasan-ı Basri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet etti. Bu hadis münkati. Hasan-ı Basri sahabeden değil. Peygamber Efendimiz'i görmedi. Bunu kimden rivayet eyledi? Şimdi sen diyorsun ki diyor hadis münkati Hasan-ı Basri acaba kimden rivayet eyledi? Bir sahabeden rivayet ettiğini bilsek kabul edilir. Ama caiz ki başka bir tabiinden rivayet eyledi. O tabi de başka bir tabiinden, o tabiinde başka bir tabiinden mesele şüphelendi, şüphe olduğu gibi biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Diyor ki şimdi sen ne diyorsun? Hadis münkati olursa alacak mısın, almayacak mısın? Bazı yerde alırım, bazı yerde almam diyemezsin. Ya hepsini alacaksan, her yerde alacaksan, ya hiçbir yerde almayacaksan. Diyor ki ben yok hadisi münkati almam ama eğer ravi Hasan-ı Basri gibi, İbn-i Sirin gibi, Said İbn-i Müseyyep gibi böyle müteber bir adam olursa bu adam yalan söylemez muhakkak. Mevsuk bir yerden almıştır, onu kabul ederim. Bir adam hakkında kabul ederim dersense öyleyse başka yerde de kabul edeceksin. Hasan-ı Basri sika de, İbn-i Sirin sika değil mi? Said İbn-i Müseyyep sika de, değil mi? Mesela tabiinden bu kadar adamlar var, onlar sika değil mi? Şimdi Şafiiler necaiptir. Said İbni Müseyyeb'in münkati olan hadislerini, mürsel olan hadislerini alırlar, başkasını almazlar. Said İbni Müseyyeb Ebu Hüreyre'den rivayet eylemiş. Fakat Ebu Hüreyre'nin çok hadis rivayet ettiğinden dolayı ona suizan etmişler. Onun için Ebu Hüreyre'yi söylememiş. Said İbni Müseyyeb rivayet eder. Şafiiler der ki onun münkati olan hadislerini alırız biz. Başka başkasını almayız. Bu olmaz diyor. Ya hepsini alacaksan ya hiçbirisini almayacaksan. Madem hadis münkatiyedir, almıyorsun. Gayet almayacaksan. Seyyid ibn-i Müseyyeb'inkinde almayacaksan, Hasan-ı Basri'ninkinde, Muhammed ibn-i Sirin'inkinde böyle. Adam itiraz etse dese ki emma hadisu Amr ibn Hazm'in Amr ibn Hazm'in hadisi fakat zuribe ve ihtulife fihi. Siz Amr ibn Hazm'in hadisiyle istidlal ediyorsunuz. Hani Peygamber Efendimiz Amr ibn Hazm'i gönderdi, ona bir de bir develerin sedekesi şöyledir, şu şekilde al diye mektup yazdı. Onu da Ömer ibn Abdülaziz adam gönderdi, istinsak etti ki işte Hanefilerin delili o hadis oluyor. Onlar da bu sefer ona itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, فَقَدْ اُزُّرِبَ وَخْتُلْفَ ف۪ي Onda da izdirab olundu, onda da ihtilaf oldu. فَلَا حُجَّةَ ف۪يهِ Onda da hüccet olmadı. لِوَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ Bu üç mezhep sahiplerinin hiçbirisi tarafından bu delil olamaz, alınamaz dediler. Ve gayruhu o Amr ibn Hazm'in hadisinin gayrisi mimma ruya fi hadal bab bu babda rivayet edilen başka rivayetler evla minhu ondan daha evladır dediler. Kıyle lehu adama denilir ki ve min eyne izdarebe hadisu Amr ibn Hazm'in Amr ibn Hazm'in hadisinin izdirabı neresindeymiş? Sen izdiraf var, ihtilaf var diyorsun. İhtilafı neredeymiş? Göster bakalım. Emma Kays ibn Sa'd. Kays ibn Sa'd kad ravahu an Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm. Amr ibn Hazm'in torunu Ebu Bekir'den rivayet eyledi Kays ibn Sa'd. Ala ma kad zekerna anhu. Ondan yukarıda biz zikreyledik ya. Ve Kays ise Kays ibn Sa'd ise hüccetun hafizun.
Hüccettir ve hafizdir. Hüccet ki sözü mekbuldur. Hafiz ehadisi iyi bilir. Böyle zayıf bir adam değil. Ve emma hadisi Zühri'yi lezi halefehu. Ama sen İmam-ı Zühri'den bir hadis getirdin ki Amr ibn-i Hazm'ın rivayetine muhalif ve onu delil ittihaz eyledin. Fe innemâ revâhu ani Zühri'yi, onu Zühri'den rivayet eyledi. Men, bir kimse ki la tekbelûne entüm, siz kabul etmiyorsunuz. Rivayetehu, onun rivayetine ani Zühri'yi. Zühri'den rivayet eden adamı siz kendiniz kabul etmiyorsunuz. Lidâfihi, o daif olduğu için, o da kimdi? Abdullah bin Müsemmer. İndeküm, sizin indinizde diyorsunuz ki bu delil olamaz. Hem o hadiste istidlal ediyorsunuz, hem de ravisini kabul etmiyorsunuz. Ve emma hadisu Ma'mer. Ma'mer'in hadisi ise fe innemâ revâhu an Abdillah ibn Ebi Bekir an ebihi. Evet. Onu Abdullah ibn Ebu Bekir'den rivayet eyledi. O da babasından. Ve Abdullah ibn Bekir, Abdullah ibn Bekir ise feleyse fi sebti vel itkân. Sübutta ve itkanda olmadı ki Gays ibn Sa'di. Gays ibn Sa'd gibi olmadı. Yani Zühri'den başka bir ravi daha rivayet etmiş. O da Abdullah ibn Ebu Bekir. Ondan da Ma'mer. Bunu getiriyorsunuz. Evet. Bunu siz kabul ediyorsunuz. Bu o kadar zayıf değil ama fakat hadiste, itkanda, hadis ilminde Gays ibn Sa'd gibi değil ki. Gays ibn Sa'd daha yüksek. Onun için daha yüksek olanın rivayeti evladır. وَلَقَدْ حَدَّسَنِي يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِيَتُ بْنَ الْوَزِيرِ يَقُولُ سَمِيَتُ الشَّافِعِيَ يَقُولُ. Şafii'yi ben işittim, dediler ki سَمِيَتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَ. Süfyan ibn-i Uyeyne'yi işittim. يَقُولُ, derdi ki كُنَّا اِذَا رَيْنَ الرَّجُلُ, biz bir adamı görürsek ki يَكْتُبُ الْحَدِيسَ, hadisi yazıyor. اَنْ وَاحِدٍ مِنْ اَرْبَعَ, dört kişinin birisinden hadis yazıyor. Dört kişi varmış ki o dört kişiden hadis öğrenirlermiş. Biz bunların bir yanında talebeyi görsek ki bunlardan hadis öğreniyor, yazıyor. Ki zekere fihim, o dört kişi içerisinde de İmam-ı Şafii zikreyledi. Abdullah ibn Ebi Bekir. Abdullah ibn Ebu Bekir işte o dört kişinin birisi. Ötekilerin ismini zikreylemiyor da Abdullah ibn Bekir de işte dört kişinin birisi. Bir talebeyi görsek ki bunlardan hadis öğreniyor. Sahirna minhu, biz onu maskaraya alırdık. O maskara ya, bu hadis ehli mi ki? Evet. Ne için? لَاَنَّهُمْ كَانُوا, o dört kişi oldulardı. لَا يَعْرِفُونَ الْحَدِيسِ, hadis bilmezdiler. Yani bu olur. Mesela bakarsan ki adamın birisi kalkar, ben alimimdir. Ben bilmediğim bilim yok. Halbuki bir şey bilmiyor. Vaktiyle bir hoca efendi Hattat Hamid'in yazısını gördü. Bir ismi nebi yazmış. Yahu dedi, bu meşhur Hattat da bu mu? Ya ben bunda neyi yazarım? Ya nasıl yazarsın? Ver kalemi ya, getirin. Kalem yok mu, getirin, ben yazayım ya. Bu yazayım. Ben bunda neyi yazarım? Ben gülmeye başladım. Adam yazının sırrına varmamış ki. İsmi Nebi nasıl yazılır? En çetin yazılardan birisi o. Onu da Hattat Hamit yazmış. O ona beğenmiyor. Tabi maskara edilecek bu. Kendisi de büyük bir hoca efendi. Şimdi cemaat de zannediyor ki hakikaten bizim hoca efendi bundan yüksek yazar. Çünkü cemaat de anlamaz. İşte onu da İmam Şafii diyor ki zamanımızda dört hoca vardı. Gider ondan bazıları hadis yazardılar. Biz maskarayı alırdık. Bunlar bunun ehli değil. Bunlar ne biliyor da ne üretiyorlar. Felemma lem yukafi Abdullah ibn Ebi Bekir. İşte İmam Şafii'nin dedi ki Abdullah ibn Ebu Bekir eş olmadı. Kime? Gaysen, Gays'e eş olmadı. Fi zabti vel hifzi, zabıtta hifzikonde. Ona eş olmadığından sar el hadisu indana, onun rivayet etmiş olduğu hadis oldu. Evet, bu rivayet edilen hadis oldu. Ala ma ravahu Qaysun, Qaysun, Qays ibn Sa'd'ın rivayet etmiş olduğu şekilde oldu. La seyyema hasseten vakad zekera Qays, Qays zikreyledi ki enne Ebu Bekir ibn Muhammed, Ebu Bekir ibn Muhammed ki Amr ibn Hazm'ın torunu, bizzat o ketebehu lehu, o gitti yazdı bana getirdi diyor. Bu daha kuvvetli. Vallahu Teala a'lem. Ya hulase buraya kadar üç kavl zikreyledi. Üç kavlun hulasesi şu. Devenin zekati beş koyunda, beş devede bir koyun, on devede iki koyun, on beşte üç koyun, yirmide dört koyun, yirmi beşte bir binti mahat. İki yaşına girmiş bir deve yavrusu. Evet. 25'ten 35'e kadar.
36 oldu mi binti Labun olur. Yani 3 yaşına girmiş bir deve yavrusu. Bu 45'e kadar. 45'e kadar dedik. 46'da binti Labun olur. 60'a kadar. 50'ye kadar. 50'ye kadar. 50 oldu mu hekka olur. 60'a kadar. 61 oldu mu ceza olur. 75'e kadar. 76 oldu mu 2 binti Labun olur. 2 tane binti Labun. 90'a kadar. 91 dedi mi 2 hekka olur. 120'ye kadar. Bunda ihtilaf yok. 120 oldu mu yeniden başlayacağız. Yeniden nasıl başlayacağız? İşte bu şekilde. O 120'ye böyle çıkaracağız. Geride kaç kalırsa bu şekilde sayacağız. Ondan sonra 50'ye vardı mı hekka olacak. Mesela 200'e vardı. 200'de ne olacak? 4 tane hekka olacak. Yahut da 5 tane binti Labun olacak. 40'a taksim edersin sen. Ya öyle ya öyle. O da muhayyerdir diyor. Sedeka alan adam ya gider 5 tane binti Labun alır. Yahut da 4 tane hikka alır böyle gider. Kitabül Vesaya Vallahu Teala A'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.